Merhaba arkadaşlar. Bugün sanat buluşmaları programında çok değerli bir sanatçı ile beraber olacağız. Yıllarını sanata ve sanat eğitimciliğine aramış, adamış Mimar Sinan'ın sevilen hocalarından önemli bir sanatçı Kemal İskender hocamla beraberiz. Öncelikle konuk olduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Biz yayınımıza başlarken şöyle başlıyoruz. Kemal İskender 24 saatini nasıl geçirir? Vay, şu anda emekli olduğum için üniversiteden evime yakın bir yerde atölye tuttum. Büyük bir oranda gündüzü orada geçiriyorum. Gece ise akşam evde geçiriyorum doğal olarak. Evet. Resim ve çok büyük bir hızla resim yapıyorum. Her yer o kadar doldu ki artık kağıt üzerine yapıyorum, mekan almadığı için, sığmadığı için. Hocam, Trabzon Yumra doğumlusunuz. Evet, 1949 Yumra doğumluyum. 7 yaşına kadar da Trabzon'da kaldım. Sonra babam İstanbul'daydı, bizi yanına aldı. İlkokul orada başladım. Ortaokula Ankara'da devam ettim bir kısmına. Babamın işi nedeniyle daha sonra Mardin'e göçtük. Orada da okudum, ortaokulu bitirdim. 64 yılında tekrar İstanbul'a döndüm. Liseyi İstanbul'da Atatürk Erkek Lisesi'nde, şimdi kız da olmuş günümüzde. Evet. Beyoğlu'nda. Orada tamamladım. Ve 1967 senesinde Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdim. Orijinal olarak ben doğrusu ressam olmayı düşünüyor falan değildim. Ortaokulda vesairede edebiyata çok büyük ilgim vardı. Yazar olmak isterdim ve o yönde çalışmalarım vardı. Lisede, hatta ilkokulda resimlerimi kendim yapmazdım. Yetenekli bir arkadaşım yapardı benim yerime. Böyle bir geçmişten gelen bir insan olarak lisede biraz da Rahmi Doğu adlı resim hocamın etkisiyle, ki Nurullah Berk Atölyesi'nden mezundu ama kendisi resim falan yapar değildi. Bırakmıştı bir nevi. Buna rağmen iyi bir hocaydı, özendirici bir hocaydı. Belki de onun etkisiyle resme başladım ve 1967'de akademinin, o zaman İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, onun sınavlarına girdim. Benim girdiğim yıl merkez sistem başlamıştı sınavlara, fakat akademi buna dahil değildi. Ben hiç merkez sisteme falan başvurmadım, doğrudan akademiye başvurdum. O zaman 4 bölümden oluşuyordu akademi: resim, heykel, dekorasyon ve mimarlık olmak üzere. Mimarlık hariç diğer üçüne başvurdum. Üçünü de kazandım ve tercihim resim olduğu için resim eğitimine başladım. Giriş sınavı komisyonunda çok önemli hocalar varmış hocam. Vardı, Ali Çelebi'den Nurullah Berk'e kadar insanlar vardı. Öyle sorular, o zaman bir de şimdi yok. O zaman bir de mülakat vardı. Bana öyle sorular sordu ki bugün akademi hocalarına sorsanız çoğu bilmez. Açık söyleyeyim, mesela mozaiğin tarihini sordular. Anlattım uzun uzun. Ben meraklı olduğum için çok ilgiliydim. Bir sıkıntı olmadı. Hatta o zaman Türkiye'de bilmezdi. Bedrami Amerika'dan yeni dönmüştü. Mark Rothko'yu sordu. Kimse bilmez o dönemde Mark Rothko'yu. Onu da bildim. Ad Reynard'ı sordu. Bugün bile akademi hocalarının çoğunun bilmediği işler. Bunları bildim, fakat yine de sözlüden tam not alamadım. Gerekçesi şu: birden Bedrami bana şey sormaya başladı işte. Kariye'yi gezdin mi? Bilmem nereye gezdin mi? Bütün müzeleri sayıyor. Ben de açık yüreklilikle gezmedim dedim. Demiyor ki resim heykel müzesini gezdin mi? Dese diyeceğim ki 45 defa gezdim. Bu yüzden tam not alamadım. Buna rağmen girdim akademiye. Hem de başarılı bir puanla girdim. İlk yıl galeri denilen bir sistemde okudum. Buna daha çok asistanlar geliyordu. O zaman Değirmen bir asistandı ve bizim hocamızdı. Galeri demek bir yıl aralıksız olarak antik heykellerden çizim yapmak. O kadar gına gelmişti ki asma katı vardı. Oraya çıkıp tepeden bakarak çiziyorduk artık, değişik bir şey olsun diye. Ama bu çizimlerin sonradan yararını hayli gördüğümüz, vaktiyle sıkılmış olmakla birlikte. Şimdi insan figürünü model poz vermeksizin her halükarda, her biçimde, her hareketiyle çok rahatlıkla çizebilirim bu eğitimin sonucu. İkinci sınıfa gelince atölye seçiyordunuz. 5-6 atölye vardı. Biz Değirmen Erbil'in etkisiyle Bedrami'yi seçtik.
Ben bir sene okudum Bedir Hoca'da. Hocalığından çok stahişle bahsedemeyeceğim. Hatta iyi bir hoca olduğunu bile söyleyemem. Bir kere katiyen sistematikliydi. Son derece duygusal bir adamdı. Resim eleştirisi açısından hele hele şimdiki gözümde çok yetersiz bir insandı. Bir sene zor dayandım. Bir sene sonra atölye değiştirmek serbesttir bizim okulda gideceğiniz atölyesi kabul ederse Neşet Günal'a geçtim ki Neşet Günal çok daha sistematik, çok daha duyarlı bir hocaydı. Hayli şey öğrendim kendisine. Avrupa'dan döndükten sonra bir akşam yemeğinde hocam ben sizin kıymetinizi Avrupa'yı gördükten sonra anladım deyince gözleri yaşardı ki bu Neşet Günal için çok sıra dışı bir olay. Bu arada işte 4 senede Bedrami'den ayrıldıktan sonra 3 senede Neşet Bey'in atölyesinden mezun olup 72'de akademiden mezun oldum. Bu arada atölye dışında gravür atölyesini de 2 sene izleyip oradan da sertifika aldım gravür ve şey olarak. Daha sonra bir tesadüf Avrupa sınavı açıldı ki bu eskiden beri geleneksel olarak açılan sınavların sonuncusu oldu nihayet. Yani ben dindar falan değilim, pek dine mine dinamam ama tesadüfler çok belirleyici olabilir. İnsan hayatında, benim hayatımda hali belirleyici bir tesadüf. Çünkü ondan sonra bir daha açılmadı. Örneğin Güzel Sanatlar Akademisi 69'da 10 kişi gönderdi Avrupa'ya. 70'te 10 kişi daha gönderdi. 71'de kimseyi göndermedi. 72'de 3 kişi gönderdi. Biri benim. Bu sınavlar böylece kapandı. Milli Eğitim Bakanlığı adına giderdiniz. Oradan burslu giderdiniz. Dolayısıyla ben gideceğiniz ülkeyi de siz seçerdiniz. Gerçi akademi seçmiş gibi görünürdü ama pratikte siz seçerdiniz. Hocalarım Amerika'yı seçmemi istemelerine rağmen ben istemedim. Amerikan kültürüne kendimi hiç yakın saymadığım için. Türk kültürüne de çok, herkes, benden önceki herkes Paris'e gitti. Evet. Öyle bir modum vardı. Paris dünya sanat merkezi sayılıyordu. Halbuki merkez çoktan New York'a geçmiş, kimsenin haberi yok o dönemde. Dolayısıyla ben İngiltere'ye gittim ve 5 sene orada okudum. Yaptığım seçimden hiç pişman değilim. Bir kere İngilizce öğrendim. Bu çok önemli bir şey sonraki kariyerim içinde. İkincisi, bizi ilk defa Avrupa'ya gönderilen öğrenciler arasında branşlı gönderdiler. Daha öncekilerin herkesi resim okumaya göndermişlerdi. Bizi branşlı gönderdiler. Ben sınavı, Avrupa sınavını birincilikle kazandığım için seçme hakkım vardı. 3 seçenek vardı. Fresk, halı ve vitray. Üçüne de yakınlık duymadığım halde mecburen vitrayı seçtim. En şey başa çıkabileceğim diye düşündüm. Halı bana hiç gelmez zaten örnek vesaire. Derken Londra'ya gittim. Bir sene lisan baraj bu sınavlarda ve Avrupa sınavı bir ay falan süren bir sınav. Şeyden geçiyorsunuz. Lisandan barajdan geçiyorsunuz ki ben geçebilecek İngilizcem yoktu. Hocaların beni geçirdiğini zannediyorum. Çok iyi bir öğrenci olduğum için tahminim. Buna rağmen size İngiltere'de bir sene lisan okuma hakkı tanıyor ki bu hakkının 8 ayını falan kullandım ben. Evet. Daha sonra Vitray'dan gönderildiğim için Central School of Art and Design diye bir okula girdim. Haftada 2 gün Vitray olduğu için 3 günde gravür alarak girdim. Burası bir 7-8 ay geçti. Kültür ateşesi ki sizi kontrol eden adamdır. Ki İngiltere'deki öyleydi. Mesela Paris'teki, Berlin'dekiler hayatta kontrol etmiyordu. Mesela Paris'e giden kimse hiçbir okula falan da gitmiyor. Adamlar orada yaşıyor. Devletten gelen parayla hiçbir sorumluluk hissetmeden. Öyle bir kontrolleri yok. Adam beni çekti dedi ki bu okula gidemezsin. Niye? Bu dedi İstanbul'da okuduğun akademinin dengi büyüst okul olması lazım. Allah Allah. Büyüst okul Londra'da 2 tane var. Biri Slade School of Art. Bunlar çok ünlü okullar. Dünya çapında okullar. Birisi de Royal College of Art. Slade School'da vitray bölümü yok. Şeyde var, Royal College'da var. Fakat oraya girmek için de vitray bitirmiş olmak lazım. Ben vitray bitirmiş değilim, resim bitirmişim. Neyse, dedim ki böyle böyle ben vitray bölümüne giremem. Gir dedi de hangi bölüme girersen gir. Ha öyle mi deyip ben resme başvurdum ama hiç ümit var bir şekilde başvurmadım. Çünkü okul 20 kişi alıyor.
İngiltere'de bu sadece master ve doktora yapabileceğiniz bir okul. Lisansı yok. Normal lisansı yok. İngiltere'de 200 tane sanat eğitimi veren kurum var. Buradan her mezun olan bu okula gelmek istiyor. Çünkü okulun dünyanın en iyi sanat okulu. Prestiji çok yüksek. Bunları da sonradan öğrendik tabii. Ondan sonra hatta buraya bu okula bir sene ücretli devam ettiğiniz zaman Amerika'da hocalık yapmak hakkınız ve prestijiniz oluyor. Düşünün. Böyle bir okul. Böyle çapta bir okul. Ki sınavlarına girdim. Çağrı geldi. Önce bir dosya veriyorsunuz. Dosyaya göre ben hiç ümidim olmadı halde. Çağrı geldi. Gittim. 9 kişilik bir jüri üyesi var. 4'ü de öğrenci jüri üyeleri. Şimdi tuhafı. İngilizce pek yeterli değil o aşamada. 45 dakika benimle konuştular. Bütün işlerimi sermişler ellerine verdiğim. Ve hayli bölüm başkanını tanıyorum bir tek. Diğer hocaların hiçbirini, öğrencileri katiyen tanımıyorum. Matrak şeyler de oldu. Öğrencinin biri söz aldı ve uzun bir konuşma yaptı. İngilizcesinden anladığım boyuna Wittgenstein'dan bahsediyor. Ben adamın konuşmasından Wittgenstein'ın filozof olduğunu çıkarttım ama ben felsefeyle ilgili olmama rağmen Wittgenstein diye bir filozof tanımıyordum o aşamada. Sonradan öğrendim. Dehşetli de zor bir filozof yani. Evet. Büyük bir felsefesi yapıyor ve çok zor bir adam. Neyse soruyu sordu. Hoca herhalde fark etti ki ben soruyu anlamamış gibiyim. Çocuğa döndü dedi ki ben sorunuzu özetleyebilir miyim? Tabii buyurun dedi çocuk. Adam özetledi. Çocuğa döndü dedi ki oldu mu? Not at all dedi adam. Çok kaba bir şekilde katiyen olmadı filan demek lazım yani. Evet. Ben dedim ki ya böyle bir soruyu siz anlamadıktan sonra ben nereden anlayayım yani filan falan. Öyle geçti. Sonra mucize oldu yani kazandım okulu. 3 sene okudum bu okulda. Bir senede kalış var. 72'de oradan mezun oldum. Döndüm Türkiye'ye. Bana sorsanız ben dönmeyi düşünmüyordum. O zamanki eşim dönmek istediği için döndüm açıkçası. Çünkü gidenlerin bir kısmı dönmüyordu. Ben İngiltere'yi çok sevdim. Bana geldi. Çok sakin bir ülke. Döndüm ve dönüşte bizi zaten Avrupa'ya dönüşte hoca olmak üzere gönderiyorlardı. Fakat benim Avrupa'da olduğum zaman benim gönderdiğim yasa maddesinin bir maddesini değiştirmişler ve sınava girme mecburiyeti koymuşlar. Tekrar sınava giriyorsunuz. Düşünün. Onu da girdim ve birincilikle kazanıp 35 kişinin arasından 1978'de asistan olarak kariyere başlamış oldum resim bölümünde. Ve bu arada Değirim Erbil doçent olmuştu. Onun asistanı olarak girdim. Harika. Evet. O zamandan beri 2016'da emekli oluncaya kadar akademide hocalık yaptım. Bir müddet Değirim Erbil'in asistanlığını yaptım. Sonra aramızda bir takım sürtüşmeler oldu. Ondan ayrıldım. Neşer Dok'un asistanlığını yaptım. Çok güzel. Derken henüz asistanken doçentlik sınavını kazanıp yardımcı doçentliği atlayıp direkt doçent oldum. Sınavla. Evet. Ve bütün üniversitede sınavla doçent olan ilk kimse benim. 1986'da oluyor bu. 93'te de profesör oldum. Doçentken atölye başına geçtim. Adnan Çöker emekli olunca onun atölyesini devraldım. Ve 2016'da emekli oluncaya kadar, yaş haddinden emekli oluncaya kadar, biliyorsunuz yaş haddinden emeklilik 67'de, hocalığa devam ettim. Hocalığı da çok severek yaptım, onu söyleyeyim. Hatta Aydın Ayan ve diğer bazı arkadaşlarım konuşmalarında beni itham ederler. Sen hocalık yüzünden kendi resmini biraz ihmal ettin gibisinden. Biraz da haklılar. Ama dediğim gibi ben hocalığı çok severek yaptım. Hatta bana deseniz ki sen iyi bir ressam değilsin, kötü bir ressamsın, alınmam. Nihayet anlamıyor der geçerim. Ama sen de hoca mısın, kaç öğrenci yetiştirdin derseniz alınırım. Allah'tan yetiştirmişim. Bir sürü öğrencim var piyasada adı sanırlar. Bu yüzden de içim rahat. Dediğim gibi emekli olduktan sonra da evime çok yakın bir yerde, yürüyüş mesafesinde bir yerde, bir apartman katında özel atölye tuttum. O günden beri 2016'dan günümüze her gün okula gider gibi oraya gidiyorum. Bu arada okulun yani bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin açtığı, dışarıdaki şeyleri açtığı
merkezde de teorik dersler, sanat tarihi dersleri veriyorum. Bunlar da veriyordum daha doğrusu bu korona gelene kadar. Hayli popüler oldu. Bu da hem bir ek bir gelir sağlıyordu hem hocalığa bir de hoca tozu yutmak gibi bir şeye devam etmiş oluyordum. Ama ben zaten benim hocalığım sırf atölye hocalığıyla sınırlı değildi. Teorik tarafı da çok baskın bir hocalıktı. Şeyken sanat analizi diye bir dersi yahut sanat tarihine nasıl bakılır diye bir dersi öğrenciyken de doktor öğrencilerine veriyordum. Aynı dersi şimdi halka veriyorum okul aracılığıyla veriyordum. Buna paralel olarak Yapı Kredi Bankası'nda 5-6 senedir bu seneye kadar bu konferansları sürdürdüm. Ayda 2 defa olmak üzere. 1988-2000 arasında yaklaşık 10-12 sene o zaman Türkiye'de çıkan, sürekli olarak çıkan Üst Sanat Dergisi'ne çok uzun soluklu yazılar yazdım. Bazıları polemik yazıları olmak üzere. Bunlar toplam 206 sayı ki 206 adet yazı ki bunların her biri 10 sayfanın 10 doktile sayfasının üzerinde. Yani uzun soluklu yazılar. Bunları da TÜYAP şimdi kitap olarak basacak yakın bir gelecekte gerçekleşirse. Özetle benim maceram bu. Eğer başka istediğiniz bir şey yoksa. Bu öğrencilik yıllarınızda ve daha sonraki asistanlık döneminizde hocam çok tarih insanlarla beraber olmuşsunuz. Yani Bedri, Rahmi, ondan sonra hatta Nurullah Berk, Cevat Dereli gibi isimler var içinde. Neşat Günol. Bu anılarınız var mı ilginç olan ve şimdiye kadar unutamadığınız bu sanatçılar? Hayır, birçok var da hangisi aklıma geliyor? Örneğin bizim okulda dedim ya size ben Bedri Rahmi ile anlaşamadım çünkü farklı bir atölyeydi. Diğer atölyelerden farklıydı. Diğer atölyeler fazla dogmatikti. Şöyle söyleyeyim. Neşet Günal'ın ve Bedri Rahmi'nin atölyeleri farklıydı. Diğer atölyeler dogmatik dersem hocanın bir öğretim sistemi var. O şekilde resim yaparsanız o atölyede olabilirsiniz ama hocanın dediği gibi yapmazsanız sizi atölyeden git başka atölyeye geç falan derdi. Bedri Rahmi'de ve şeyde bu yoktu ama Bedri Rahmi hiç sistematik bir adam değildi. Örneğin şöyle ödevler veriyordu. Gidin bana 300 tane sarı bulun. Öğrenci gidiyor işte soğan kabuğu koyuyor. Yok bilmem ne koyuyor filan getiriyor 300 tane sarı. Aa ne mükemmel olmuş. Ben bunları çocuk oyuncağı saydığım için hiçbir evet. zaman yapmadım. Yani Bedri Rahmi'nin istediği bir öğrenci olamadım. Zaten örnek vereyim adını da veririm de vermeyeyim. Benden 3 sınıfta biliyorsunuz atölyelerde 2. sınıf öğrencisiyle 5. sınıf öğrencisi bir arada hepsi ders görürler. Bir kız benden daha üst sınıfta geldi Bedri Bey'in önüne resim koydu. Bu da eleştirisi konusunda size bir fikir versin diye söylüyorum. Bedri Bey resme baktı dedi ki bunu git ters çevir resmi duvara çevir suratını. Ön yüzünü duvara çevirdi çocuk. Sordu bu resimde kaç figür var? Bilemedi. Epey figür var herhalde 10-15 tane var. Bilemedi. Bilemeyince resmen defol git dedi. Yaptığı resimde kaç figür olduğunu bilmeyen bir insanın ben resmine bakmam falan. Şimdi bu eleştiri değil bana göre. Evet. Ölçü de değil. Bugün o yüzden bende bir alışkanlıktır. Çok figürlü resim yaptığım zaman sayarım figürleri. Yani böyle bir öğrenciye böyle bir muamele gösterdiği için. Öte yandan atölye değiştireceğim zaman Neşet Günal'a gittim. Önce onun izini almam lazım. Tamam dedi gel dostum böyle hitap ederdi. Geldiğin atölyede kaç aldın dedi. Dedim 10. O zaman en yüksek puan 10. Bir dakika dedi o zaman niye atölye değiştiriyorsun? Çünkü genellikle kötü öğrenci. Bedri Rahmi ile anlaşamadım ama gene tam notu aldım yani kendisinden. Tereddüt etti adam tam not almış bir öğrenci niye atölye değiştiriyor diye. Bunlar çeşitli onlar. Bu arada akademi 2. sınıftayken ben Değirim Erbil Verem oldum. Validebağ Hastanesi'nde yatıyordu. Ben de onu ziyarete gidip geliyordum. Bir sabah kan tükürdüm. Ben de gittim hemen ne oluyor falan diye. Beni de kuşkulu buldular. Beni de yatırdılar. 2 ay yattım. O zamanki kültüre göre mikrop arıyorlar. Ben de çıkmadı Allah'tan. 2 ay sonra çıktım. Ben oradayken Neşet Bey de geldi tesadüfen. Validebağ Sanatoryumu karşıda Kadıköy yakasında. Orada üçümüz bir arada 2 ay geçirdik. Sonra değirme ameliyat dediler fakat ısrar etti ameliyatı olmadı. Bir sene de o da kurtardı.
Ben de zaten mikrop çıkmadığı için 2 ay sonra beni tahliye ettiler. Daha birçok anım var ama bilmiyorum bütün bunları anlatmak gerek mi? Size matrak bir şey söyleyeyim yalnız. Avrupa sınavına girerken sınav 2 ay sürüyor. İngilizceyi geçtikten sonra size bir tane new yapıyorsunuz. 15 gün veriyorlar, çıplak yapıyorsunuz. Bir tane kompozisyon yapıyorsunuz. Bunlar 15 günden bir ay sürüyor. Sözlüsüne giriyorsunuz, sanat tarihi yazılısına giriyorsunuz. Ben örneğin size çok matrak işte akademinin o günkü durumunu çok iyi açıklıyor. Tarih isimlerle ben okudum ama tarih isimler bu işin kıymetini ne derece biliyorlardı ondan kuşkuluyum. Örneğin sanat tarihi yazılısından Avrupa sınavında aldığım notları söyleyeyim ismen. Sabri Berkel'den 95, 100 üzerinden. Neşet Günal, Devrim Erbil, Özdemir Altan'dan 90. Şimdi dikkat edin. Dinçer Remez, Bedrami Eyüboğlu ve Adnan Çöker'den 0-5. Bir bile değil. Düşünebiliyor musun? Aynı kağıda veriliyor bu notlar. Ortalama 90 alıyorum. 100 üzerinden bir, diğer üçünden 0-5 alıyorum. Bir bile değil. Yani bir bile değil. O zaman kimse... Gene de birincilikle kazandım. Sorun değil ama o zaman kimsenin aklına mahkemeye gitmek falan gelmezdi. Şimdi böyle bir şey yapın. Çocuk ertesi gün soluğu mahkemede alın. Bu kadar büyük tezat olabilir mi? Niye böyle yapıyorlar? Kendi öğrencisini sokmak istiyor araya. Dolayısıyla bana düşük not veriyor. Her sınavda böyle. Ben size sadece yazılısını verdim. Evet. Buna rağmen sınavı birincilikle kazandım yani. Buna rağmen. Daha tarafsız hocaların sayesinde. Çok güzel hocam. Yani. Müze müdürlüğü yaptınız 10 sene. 9 sene diye evet. Okumuştum da siz 10 sene oldunuz. 9-10 sene işte. Ortalama söylüyorum. 8-9 sene müze müdürlüğü yaptım. 91'de başladım. 2000'de bitti. Çok önemli bir sene... dönemde yaptınız müze müdürlüğünü. Evet. Maalesef ben müzeye atandığım zaman rektör hatta risk alarak beni önce idari müdür olarak atadı. Ciddiye almadım. Hatta hikaye hiç uğramadım bile. Çok yakın olmasına rağmen. O zaman Belkıs Hanım, Belkıs Mutlu müze müdürüydü. Asım Mutlu'nun kızı. Okula yazı yazmış. Göreve başlamamıştır falan diye. Ciddiye almadığım için 2 ay sonra ya ayıp oluyor bir gideyim dedim. Gidiş o gidiş. Ondan sonra cumartesi pazar bile her gün müzedeydim. Her gün öğleden sonra sabahleyin atölyede okulda müzede öğleden sonra. Bu arada demin size adını ettiğim kataloğu çıkarmayı da başardım Yapı Kredi Bankası'ndan. Çok önemli çünkü müzenin daha önce bütün envanterini içeren bir katalog. Evet. Bir takım dizgi hataları falan vardır ama o yüzden müzenin o güne kadar basılmış doğru dürüst bir sayfası bile yokken 670 sayfalık koskoca bir kitabı çıktı ki envanter olarak müzenin bütün içeriğini de içerdiği için bu doktora ve master yapan öğrencilere bayağı yararlı bir kaynak oldu yani. Kesinlikle hocam. Evet. Kesinlikle daha sonra da kitabın başına geleni söyledim. Şimdi satışı yasak. Evet, kesin. El altından bulursanız buluyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Ama şimdi müze Yalçın Karayağız, yani bundan önceki rektör, kim, o da benim öğrencim olmuş bir arkadaşımızdır. Onun zamanında Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkartıldı ama bu arkadaşımız gitti antrepolardan birini, Fındıklı'daki antrepolardan birini müze olarak o zamanın başbakanından almayı başardı. Şimdi onun hazırlıkları yapılıyor. Açılacak umuyoruz. Müze o zaman yeni bir kataloğu da çıkar herhalde. Tahmin ediyorum. Evet, evet. Aynen. Siz belli bir dönemin eğitmenlerisiniz hocam. Bir yerde okumuştum. Eğer şu andaki bulunduğumuz durum daha kötüye gidiyorsa bu tamamen bizim hatamızdır demiştiniz. Orada müthiş bir öz eleştiri vardı. Öğrenci, öğretim görevlisi, öğrenci, eğitmen arasındaki ilişkiden bahsederken Türkiye'de, yazıydı. Türkiye'de eğitim kalitesi çok düştü. Demin size programa bağlanmadan önce
Akademi resim bölümü kadrosuna baktım, Mimar Sinan'ın kadrosuna. 17 kişiye düşmüş, 36 kişiydi bizim zamanımızda. Bütün önemli isimlerin hepsi emekli şu anda. Evet. Şöyle oldu belki, bizim son 10 sene görevde olduğumuz müddetçe kurum idaresi nedense yeni eleman almaktan kaçındı bir takım şeylerden ötürü. Bu yüzden doğru dürüst adam yetiştiremedik. Kabahatimiz buysa bizim kabahatimiz değil. Aslında kurumun kabahati. Örneğin ben dışarıda önemli olan bir takım isimlerin akademiye kazandırılması için bölüm kuruluna öneri götürdüğüm zaman bunların hepsi bölüm kurulu tarafından reddedildi. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bir yardımcı doçent tayfası ki en kalabalık bunlardı. Bu adamların çoğu yükselemiyordu dil yüzünden. Yükselemediği için kenetlenmişler. 10 kişinin eli birlikte kalkınca her öneri reddedilebiliyordu. Böyle davrandılar maalesef. Sizin profesör olmakla oyunuz daha yüksek olmuyor. Sonuçta aynı oyu veriyorsunuz. Dolayısıyla böyle kendi içine kapandılar. Şimdi bunun ceremesini çekecekler çünkü doğru dürüst eleman kalmadı. Hatta biz Nedret Sekban'la beraber şey derdik, kendi aramızda konuşurken derdik ki ya akademiden her ayrılan, bizden önceki hocalar böyleydi. Ya ben gittim her şey bitti derlerdi. Biz böyle bir şey demeyeceğiz. Maalesef biz daha görevdeyken böyle demeye başladık. Anladım. O hale geldi okul. Şimdi Anadolu'daki okullar biliyorsunuz şu anda 70 küsür tane güzel sanatlar var bütün Türkiye'de. Hatta 2006 mıydı 7 miydi hatırlamıyorum. Şimdi ben geldim Antalya'nın sınavlarını yaptım. Giriş sınavlarını yaptım. İki defa Erzurum'un giriş sınavlarını yaptım. Bir defa Niğde'nin giriş sınavlarını. Bunlar ek görev olarak gidip yapıp geliyordum. Onlar bize özenecek yerde bizim okul aşağı çekilerek onların seviyesine getirilmeye çalışıyor ki ben hala bizim okulu Türkiye'de tek sayıyorum. Avrupa standartlarını da çok iyi biliyorum. Şöyle söyleyeyim size, Avrupa'da 4 tane en üst düzeydeki okulu sayacak olsam bir tanesi bizimkisidir. Hatta 5 diyelim. İkisi Londra'dadır, birisi Berlin'dedir, birisi Viyana'dadır, ötekisi bizdedir. Hatta ben 2006 mı 7 mi onu da hatırlamıyorum. Bizim okul beni Fas'a gönderdi bir güzel sanatlar eğitimi veren Akdeniz çevresindeki kurumların toplantısına. Orada iki tane Fransız delegesi vardı. Ben kurumumu tanıttıktan sonra iyi de bir broşür yapmışlardı, İngilizce broşür. Adam şey dedi, döndü ya biz 6 okulu temsilen geldik dedi. Biz 6'sını toplasak bir araya yetişsek sizinkine yetişemeyiz diye görüş de belirttiler. O düzeyde bir okulda ama şimdi düşünün benim asistanlık dönemlerimde 8000 kişi falan başvuruyordu güzel sanatlara girmek üzere. Şimdi 1300-1400. Gerçi o zaman da hiçbir yere giremeyen bizim okulda da şansını deniyordu. Yani fazla kalabalıkta çok iyi bir şey değil. Evet. Ama giriş sınavlarını yapmakta bayağı zorlanıyorduk. 8000 kişiyi sınav almak kolay bir iş değil. Tahmin edebileceğiniz gibi. Fotoğraflarını şimdi, görüyorum hocam. Yemekhaneler evet. Falan komple öğrenci her, oluyor. Her yer ve çok dürüst sınavlardır. Asla bir şey yapılamaz. Benim olduğum dönemden azından öyleydi. Hiçbir şekilde dışarıda öyle bir şey var. Hatta bizim dönem arkadaşlarımız bile öyle zannediyorlar ki hocaların kontenjanı var. O dönem arkadaşlarıma diyorum sen nasıl girdin? Sen torpille mi girdin? Tanıdıkla mı girdin? Yok. Öyle bir şey yok. Ve çok dürüst sınavlardır gerçekten. Hata yapılmaz mı? Çok ender olarak yapılır. Ama farkına hatta size söyleyeyim bir senesi Neşet Günal bölüm başkanı iken aynı isimli iki tane kişi girmiş. Aynı ikisinin de ismi aynı. Kağıtları birbirine karıştırılmış. Kazanacak durumda olan yani daha iyi olan barajı aşamamış daha kötü olan aşmış. Kağıtları karıştırıldığı için. Tabii barajı aşana bir şey yapamıyorsunuz. O sonra elendi daha yeteneksiz olduğu için ama barajı aşamamış olan durum fark edilince Bursalıydı. Bursa'dan çağrıldı. Şimdi bütün sınavlar bittikten sonra başına asistan kondu. Tek başına sınav yapıldı ve kazandı. Böyle de dürüsttür bizim okulun bir sınav. Dediğim gibi Türkiye'de şu anda
güzel sanatlar var. Hatta birçoğuna gittim, sınavını yaptım falan ama Türkiye'de 170 tane de bilmem kaç tane üniversite var. Öyle üniversite bir günde kurulmaz. Bakmayın, hükümet kurdu burada falan ama işte şimdi hukuk sisteminden yakınlıyor. Anadolu'da bilmem 70 tane hukuk fakültesi olmuşmuş. Ne bu şeyi kaldırıyor, ne bu standardı kaldırıyor sistem yani. Tabii ki. Ben yaptım oldu, ben açtım oldu demek de olmuyor. Biliyorsunuz Oxford, Cambridge gibi üniversiteler 1200'lü yıllarda kurulmuş üniversitelerdir. Yani düşünün arada bir şeyi. Biz şey olarak, kurum olarak 1883'te yani Cumhuriyet'ten bir önce kurulmuş bir kurumuz. Üstelik benim akademi hüviyetim de var. Bazen bankada verdiğim zaman nüfus kağıdı istiyorlar. Diyorum ki bu hüviyet geçmiyor mu yani? Bu da diyorum bu hüviyetin kurumu Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalma. Yani Cumhuriyet yokken vardı bu kurum falan diye takılıyorum insanlara şey olarak. Tabii sonuçta nüfus kağıdı veriyorum, o başka bir şey. Mimar Sinan marka bir isim. Yani evet, oradan dedim, mezun olmanız. Avrupa'daki 5 okuldan biri. Mesela evet. Koskoca Fransa'da sanatın 5'i, İtalya'da bizim seviyemizde asla bir okul yok. Bir yani çoğunda. Dolayısıyla sanatçı yetiştirmeye odaklı bir üniversite. Yani Evet de bu son rektör gelene kadar galiba işler biz ayrıldıktan sonra bozulmuş. Çünkü şimdiki rektör atama sistemine bağlı olarak Cumhurbaşkanı direkt atıyor. Öyle bir kimseye atadı ki biz ön yargılı olmamamız lazım. Ama üniversiteyi hiç tanımayan biri, hiç ismi olmayan biri, bizim de daha önce duymadığımız biri. Şimdi duyuyoruz yaptığı şeyleri, şaşırıyoruz. Evet. Kurum geleneğiyle, böyle kurumları gelenek götürür bakın. Ben Avrupa'da okudum, Royal College of Art dedim ya, dünyada bir numaralı bir okuldur. Hocam dedim mezuniyet sınavı, bizde sınav yok dedi. Buraya girmesi zordur. Girdikten sonra mezun olursunuz ama bir mezuniyet panosu hazırlıyorsunuz. Jürinin gezmesi lazım panoyu. Hayır, jüri gezmiyor. Dışarıdan çağırdıkları gözlemci geziyor tek başına. O da ünlü bir ressam oluyor. Anladım. Otomatikman mezun oluyorsunuz. Sınav yok ama şöyle bir şey var sisteminde. Bölüm başkanı size herhangi bir aşamada sen eğitim bırak, senden ressam olmaz derse, bunu yazılı olarak bildirirse bırakmak zorundasınız. Böyle de şeyleri var adamların, özel yapıları var. Tabii ki gelenekselliğin devam etmesi gerekiyor ama şu anda Türkiye'deki birçok üniversite sanatçı odaklı olmasına rağmen çok fazla eksiği var ve nasıl düzeltilir hocam? Ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz. Ben öyle görüyorum. Marmara Üniversitesi'nin güzel sanatları da dahil bizden başka tek bir okul yok Türkiye'de. Tek bir okul yok. Bunu bilebilecek durumdayım çünkü Avrupa'daki örneklerini çok biliyorum. İngiltere'de çok çok. Çok gördüm. Diğerlerinin hepsini gördüm. Yani yok. Sizin sanatınızla ilgili soruları ikinci bölümde konuşacağız ama ben bir şey sormak istiyorum. Çok fazla tabii ki ödülleriniz var. Artık bunu söylemek çok saçma ama sergiler açtınız, birçok bienallere katıldınız muhtemelen. Yani CV'nizde de var. Bienaller hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu daha önce size sözüm ettiğim yazılarda da değinmişimdir. Ben Biennalleri, İstanbul Biennalini falan hiç olumlu bulmuyorum. 10 senedir zaten hiç uğradığım ettiğim yok. Çünkü böyle bir, bu tür etkinliklerin amacı, onu üstlenen, Biennale'i üstlenen vakfın amacı Türk sanatını Avrupa'da tanıtmak iken, olması gerekirken, yapılan şey Avrupa'nın 3. 5. 10. sınıf sanatçılarını gelip Türkiye'de piyasaya sürüyor. Bu olacak şey değil. Ama Türk resminde zaten, bu konuya girmeyecek olsak bile, Türk resminde zaten ta başından beri, özellikle Çallı kuşağından bu yana batıya birebir özenmekle kendi olmak arasında, her neyse bu kendilik, evet, olmak arasında bir çatışma sürgüt devam etmektedir. Bu halen de böyle devam ediyor. Dolayısıyla bakın bunca Biennale yapıldı. Bana o Biennallerden yetişmiş bir tane sanatçı söyleyebilir misiniz?
Deyin ki şu Biennale girdi, isim yaptı, piyasada ismi kaldı. Evet, olmak için çok çaba sarf edenler oldu ama oldu belirgin mu? Bir isim yok. Bana deyin ki şu falanca sanatçıyı sanat piyasasına Biennale kazandırdı. Bu Türkiye için değil, Avrupa içindeki, Avrupa'daki Biennale'ler için de geçerli. Venedik Biennale'ni 1000 sene sonra yeniden dirilttiler. Türkiye'deki Biennale'lerde Türk'ten çok yabancı katılımcılar var. Bir de o var. Yani zaten seçicisi de yabancı oluyor. Dışarıdan bir vatandaş getiriyorlar. Evet. Bu seçiyor, ona göre şekillendiriyor. Ya dışarıdan gelen adam Türk sanatını nereden nasıl bilecek ki? Aynen hocam. Dahası ben size söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Bu benim yazılarımda da vardır. 63 senesinde dışarıdan gelen müjüri heyetinin seçtiği Türk resmi seçkisi Avrupa'ya gönderiliyor. Roma, Berlin, Paris, Viyana, bir kentte daha hatırıma gelmiyor şimdi. Hı hı. Türk resmi sergisi açılıyor. Ben yazılarımda bunun kaynaklarını kullandım. Aldığı ağır eleştirinin haddi ve hesabı yok. Hatta Fransa'daki yayınlarda çıkıyor galiba. Türk resmi boş bir tulummuş diyor adam. Bizim diyor 3. 5. sınıf taklidimiz. Biz buna niye bakalım? Niye ilgi gösterelim? Bu çatışma Türk resminde başından beri vardır. Hala günümüzde de devam ediyor. Dediğim gibi Biennale'leri hiç olumlu bulmuyorum. İlgi de göstermiyorum. Dedim ya 10-15 senedir gittiğim ettiğim yok. Şu anda yani siz 10 sene müzecilik yaptınız ve şu anda Türkiye'de de bağımsız müzeler var hocam. Örneğin Pera var, Sabancı var, İstanbul Modern gibi müzeler var. Var ama bunların siz, hepsi yetersiz. Evet. Yetersiz. Size şöyle söyleyeyim. Örneğin İstanbul Modern bizden ödünç almadan tek bir sergi düzenleyemez. Bizden ödünç almak zorunda. Üstelik para ödeyerek ödünç alıyor yani. Nesi var ki İstanbul Modern? Son derece sekter bir müze ayrıca. Evet. Yani. Türkiye resim koleksiyonculuğunun neresinde sizce? Siz bu süreçle ilgili ne söylemek istersiniz? Ben resimleri de çok satan biri değilim zaten. Koleksiyoncularla da pek ilgileniyor değilim. Ama son senelerde çok geliştiğini duyuyorum. Bir de bir takım konaklamalarla resim üretiliyor. Yani adamın oteli var mesela, çağırıyor sizi, işte yapıp orada bırakıyorsunuz. Evet. Bunun da çok verimli bir yöntem olduğunu hiç düşünmüyorum. Böyle etkinliklere şahit oldum ama bizzat katiyen katılmadım çeşitli çağrılara rağmen. Bunun da verimli olacağına inanmıyorum. Ancak bir işi satın aldığınız zaman onu ölçer biçer değer vererek alırsınız. Böyle ibe edilmiş işlerle. Evet, elbette sanata bir katkıdır, tanıtıma bir katkıdır ama bu kadar. Ondan ötesi bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Evet. Hatta bu şekilde açılan müzeler var hocam. Evet, duyuyoruz. Kuruluşlar var. Duyuyoruz. Yani. Resim sanatınızı oluştururken örnek aldığınız, etkilendiğiniz ressamlar oldu mu hocam? Daha lisedeyken mesela El Greco'dan, Gauguin'den etkilendim. Daha sonra Bacon'dan, Picasso'dan etkilendim. Ama bu doğal bir şeydir. Hatta etkilenmeniz bile gerekir. Biz de mesela hocalarımızda öğrenciye yakın bulduğumuz bazı ressamları, öğrencinin eğilimlerinin yakın olduğu bazı ressamları öneririz. Bir dönem özenseniz bile sonuçta eğer ciddi bir adamsanız, bu işe baş koymuşsanız kendi karakteriniz ön plana çıkar ve o etkilerden kurtulursunuz. Evet. Zaten bütün sanat tarihinin bize gösterdiği de budur. Örneğin Tiziano'nun ilk işleriyle kimdi öteki adı hatırıma gelmedi. Hocası. Tiziano'nun hocası. Son işleri. Adamın son işleriyle Tiziano'nun ilk işleri Giorgione. Benzerdir çünkü onun atölyesinde yetişiyor. Onun gibi resim yapıyor. Sonra kendi atölyesini kurduktan sonra giderek bağımsızlaşıyor. Zaten Rönesans'ta üslup sorunu diye bir şey yok ama üslup kendiliğinden geliyor. Geçen gün bir şeye katıldım.
televizyon programına katıldım. TRT2'de şey yapan, bizim Mahir Güven'in düzenlediği programa katıldım. Çok matrak bir şey söyleyeyim size. Her ressama daha önce benim izlediğim şeylerde sanat nedir diye soruyor. Hiç kimse doğru dürüst cevap veremedi. Hiç kimse ama. Hiç kimse. Çok şaşırdı. Akademik olanlar bile. Aynı soru dedim ki Mahir Güven'e, bunun bir tane yanıtı var. Sanat demek üslup demektir. Üslubun yoksa sanatçı değilsin. Evet. Görünce bu Kemal İskender'in, Hasan Hüseyin'in resmi diyorlarsa üslubun var demektir. Bizim ne yaptığımız elbette önemlidir ama nasıl yaptığımız çok daha önemlidir. Bu nasıl ise üslubun karşılığı. Yoksa her şeyle fotoğrafla da işaret edersiniz. Hatta son yılların eğitiminde bazı öğrencilerimiz fotoğraf taklidine özenerek sağa sola çok yöneldiler. Ben o zaman şey diyordum, oğlum niye yağlı boya fotoğraf kopya ediyorsunuz? Gidin fotoğraf çekin. Madem öyle. Bunu Amerika'da yapan gruplar var. Fotoğrafı da resim diye sergiliyor. Yani evet. Yağlı boya resim gibi sergiliyor. Niye zahmet ediyorsunuz? Yağlı boyayla yapmanın marifeti ne? Bu tür foto gerçekçiliğinden bir şey çıkabileceğini hiç zannetmiyorum. Nitekim Türk resminde 50'li yıllarda falan böyle kilimlere, bir takım Anadolu el sanatlarına özenilmiştir. Halbuki dünya deneyimine baksalar bu lokal kaynaklara özenmekten hiçbir şey çıkmadığını bu işi denemeden de görebilirlerdi. Öyle alacaksınız. Evet, şu anda o hiperrealizm çok daha... Hayır, bunu Amerika'da da ya. İlk orada başladı zaten. Sanat merkezi, dünya sanat. Bu arada şunu söyleyeyim. Sosyolojik olarak sanat tarihi ilginç bir şey sunar. Rönesans'tan itibaren 17. yüzyılın ortalarına kadar dünya sanat merkezi Roma'dır. Evet. Sanatın alıcısı ise kilisedir. 17. yüzyıldan sonra, yani Güneş Kral'ın, 14. Louis'nin akademiyi kurmasından itibaren bu sanat merkezi Paris'e kayar. Sanat alıcısı aristokrasi ve devlettir. Bu 1945'e kadar sürer. Sanatın merkezinin Paris olması. Bu arada müşteri değişir. Aristokrasi ve devlet 19. yüzyılın ortalarından itibaren şahıs olur, birey olur. O yüzdendir ki sanatsal gelişmeler bireyin merkeze gelmesiyle birlikte süratli izler, birbirini izler. Niye? Kiliseye kazık atamazsınız. Devlete de o kadar kolay değil. Şahsı daha kolay aldatırsınız. Evet. Gerekçesi bu. Sosyolojik olarak gerekçesi budur. Hatta kilise kontrat yaptığı Rönesans ressamına hangi rengi nereden kullanacağını bile kontrata koyar. Var, kilise kayıtlarında var. Diyor ki maviyi lapis lazuli'den yapacaksın. Bu bir mücevher. Taş bu. Ezilyondan yapılıyor. Ama o en dayanıklı malzeme. Giorgio Vasari gibi bazı resimleri camdan yaparsanız bazı renkleri zaman uçar. Gökyüzünün mavisi kalmaz. Allah Allah der millet. Ya bu Akdeniz ressamı gökyüzleri niye böyle kırıyor? Ucuz malzeme kullandığınız zaman. Bugün bile öyle. Ben mesela en pahalı boyayı kullanırım ve bundan katiyen taviz vermem. Çünkü boya kalitesi suni pigmentlere gidişle. Çok önemli ressamlar biliyorum. Resimleri şakır şakır satan eden giden. Adam en ucuz malzemeyi kullanıyor. Oğlum diyorum, 50 yıl sonra bu resimlerin ne olacağını düşün. Sen alıcılarına da haksızlık ediyorsun. 50 yıl sonra bu renklerin yarısı kalmayacak. Türkiye tuhaf bir ülke. Evet hocam. Eskiden yokluktan 60 öncesinde, 70 öncesinde Türkiye'de doğru dürüst boya yoktu. Kolopur diye bir doğal malı kullanırdık. Ama şimdi artık her markanın her türlü, her kalitesi var. O yüzden ben mesela çok profesyonel boya dışında hiç boyayı kullanmam. Resimlerimin kalacağını düşünerek. Evet. Örnek vereyim, adını vermeden söyleyeyim. Ben çok ünlü adını bir soramadım bir türlü. Piyasada geçerli bir ressamın 8 tane işini bizim restorasyon merkezine götürüyorlar ki %85'i dökülmüş boyanın, restorasyon merkezi reddediyor tabii. Bunu diyorlar sanatçısına götürüyor.
yapanlar yok. %85'i dökülmüş bir resme yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur restorasyonu. Ben restorasyonu değildir. Bu sanat piyasasının gidişatı zaten son 4-5 yıldır. Çünkü 1970'lere kadar Türk sanatını Güzel Sanatlar Akademisi idare etmişti. Her şeyiydi ama her şeyi. Evet. 70'lerden sonra piyasa oluşmaya başlamıştır. Hatta milat 1975-70'lerin ortalarıdır. 80'lerde 90'larda iyi resim satılıyordu. Olması gereken de buydu. Ama piyasaya geçtiği zaman işin ölçüsü ortadan kalktı. Eskiden de akademik ölçüler vardı zaten. Onlar da geçerli değillerdi. Olması gereken piyasa. Ama bu piyasanın ölçülerinin zamanla durulması lazım. Selden sonra kumun çökmesi gibi durulması lazım ki daha sağlıklı kararlar verilebilsin. Son yıllarda dediğim gibi son 4-5 yıldır bu piyasa iyice negatife doğru gidiyor inanılmaz olarak. Ve şu anda sanat eseri satışı neredeyse tamamen durmuş durumda. Beni etkilemiyor doğrusu. Ben satış amaçlı hiçbir zaman gitmediğim evet, için çok direkt etkilemiyor ama piyasanın canlanması için bu resimlerin el değiştirmesini, sanatın geçerliği için bu bir gerekli. Futbola yapılan yatırımın %1'i sanata yatılsa sanat başka yerde olurdu. Kesinlikle. Nitekim Fransa'ya geçtikten sonra sanatın merkezi vaktiyle devletin paraya yatırdığı, devletin bu sergilere yatırdığı paralar sayesinde Jean-Dominique Ingres'ler, Gerard Derwig'ler, Delacroix'lar vesaire çıkmıştır. Kafadan çıkmamıştır bu adamlar. Bizdeki resim heykel sergileri güya bu Paris'teki salon sergileri taklit edilerek konulmuştur ama verilen ücret bilmem ne, taraftarlık şunlar bunlar. Son dönemde devlet resim heykel sergisi düzeyinin düştüğü durumu biliyorsunuzdur herhalde, tahmin ediyorum. Amatörler bile katılmıyor neredeyse. Evet, biliyorum hocam. Ölü doğmuş bir şey. Zaten o meblağlarda olmaz. O yüzden Türkiye'de şu andaki sanatın geleceğini pek ümit var görmüyor son sözü var. Şeyde sanat buluşmaları programında bugün çok değerli hocam Kemal İskender'i konuk ettik. Katıldığınız için ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ediyorum.